Herkese merhabalar, Cities Skylines 2'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar, fark ettiyseniz birkaç gündür video atamamıştım. Ona hemen hızlıca değinmek istiyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi internetimdeki problem hala devam ediyor. Ve bunun üzerine bir de mavi ekranlarım da devam ediyordu. Yani bu RAM'lerden dolayı problem olmuştu bilgisayarımda. Herhalde biraz da Windows'a hasar verdi sanırım. Tam emin değilim. Yani Windows'dan dolayı da mavi ekran alıyordum. Doğru düzgün video çekememiştim. Şu anda düzeldi gibi, %100 değil yani. 2 gündür ama mavi ekran almıyorum. Tam emin değilim arkadaşlar düzelip düzelmediğini, ama zamanla göreceğiz gibi. Ama biraz da olsun düzeldi. İnternetim hala kötü arkadaşlar. Hala yapmadılar. Yani 6 ay oldu, hala bir Türk Telekom'dan bir geri dönüt olmadı yani. Arıyorlar. İşte tamir edildi mi diye bana soruyorlar artık. Hani bu kadar iş bilmezlikleri devam ediyor hala. Ne zaman çözerler hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer içeriklerime keyif alıyorsanız, içeriklerimden birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteği bana çok fazla. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Ufak tefek şuralardaki bazı problemlere değineceğiz. Ve birkaç beğenmediğim bir şey var, onları düzelteceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir tane uzun bir otoban yine yapmak istiyorum. Aynı şurada yaptığımız gibi. Ama biraz daha büyüğü olacak. Yani şuradan ikili bir yol götüreceğiz arkadaşlar. Şuradan böyle boydan boya devam edecek. Ve şurada bir kavşak yapmak istiyorum arkadaşlar. Başta söylediğim muhabbete geri dönüyoruz aslında. Şimdi insanlar şuradan gelip şehrin içinden geçmesinler diye buradan da bir kavşak yapıp buraya bağlamak istiyorum. Ben bunu denedim arkadaşlar. Hani ya bu kayda başlamadan önce bayağı bir kullanılıyor. O yüzden yani bunu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii önce şuradaki birkaç problemimizi düzeltmek istiyorum. İlk işim arkadaşlar, şurayı biraz daha büyüttüm fark ettiyseniz. 4 şerit yaptım. Buradaki problem arkadaşlar şöyle çözebiliriz. Biraz geçici çözecektir bu tabi, ama hani yine de çözecektir diye düşünüyorum. O da buraya bir tane kavşak dönüş atacağız arkadaşlar. Böylece biraz da olsun gidereceğiz diye düşünüyorum. Tabi burada ne diyor abi? Non standard lane connection diyor. Burada kullanmamıza izin vermiyor sanırım. Anarşi ile koyarız biz de. Şöyle küçük yeter mi, yoksa biraz daha büyütsek mi acaba? Bu sefer de çok şuraları sıkıştırıyor. Bence şöyle kullanalım. Abi anarşi ile bile izin vermiyor sanırım. İlginçmiş. Yani burada olması gerekiyordu. Aslında şöyle bir baksak, bunda mı problem var acaba? Arkadaşlar şöyle çözdüm. Tekrardan iki şeride düşürdüm buraları. Böyle çözdüm. Bir tık iyi olur mu? Şu anda emin değilim ama. Hani umarım işe yarar. Yani şuralarda tabii bu dönüşlerini falan tekrar aktifleştirdi. Şuraları tekrar kapatalım. Şimdi şöyle bakıyorum. Buradaki trafik biraz uzun sürecek. Aslında şimdi şöyle yükseltebilir miyiz? Bu round, şeyi yaptıktan sonra aynı şimdi izin veriyor. Çok ilginç yani. Daha demin aslında izin vermeye devam etmesi gerekiyordu. Neyse abi, o zaman şöyle koyalım. Yönünü de şöyle döndürelim abi. Aynı şekilde tekrardan bizim böyle olsun bence. Sanki böyle çok daha mantıklı olur gibi. Bir de şöyle yapmamız gerekiyor. Yönünü diğer tarafa, aynı şekilde şurayı da. Tamam, şimdi sanki oldu gibi arkadaşlar. Şöyle tekrar bu dönüşlerini falan, güvenli olmayan dönüşleri kaldıralım. Sanki bu sefer oldu gibi. Bir de şu ufak tefek yerleri de ayarlayalım. Özellikle ben şunu şöyle bağlamayı tercih ediyorum. Çünkü şuradaki çizgiyi tekrar aktifleştiriyor arkadaşlar. O yüzden burayı böyle yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şöyle yapmak hem de daha güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Hani burada İnsanlar yığılma yapıyor. Yeni bir yerleşim kurduk. Şu sol tarafı yaptık hatırlarsanız. O yüzden bu son gelenler büyük ihtimal buraya yerleşen insanlar. O yüzden buradaki trafikte gidecektir diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar tren hattına bakalım. Tren hattında biraz gelişme var diye gördüm sanki. Şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 39 kişi kullanıyor. 49 kişi bekliyor burada. Şöyle bakalım, bir kişi diyor tabi. 39 diyor, 30 diyor. Yani artıyor gibi arkadaşlar, zamanla bu daha da kullanımı artacaktır diye düşünüyorum. Öyle bir öngörüm var, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Artacaktır o arkadaşlar, biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şurada biraz açıklık gördüm. Şuraya bir
Ağaç koyacağım abi. Şöyle küçük çalı koyacağım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şuradan şeyimi alacağım arkadaşlar. Şurayı ben pek sevmedim. O yüzden şöyle bir alan alalım. Alanı küçültelim. Şurayı ben kaldıracağım arkadaşlar. Şuradaki bulabildiğim. Tabii şurayı kaldıralım şöyle. Şeyleri bile unutmuşum yani. Bu tuşları bile unutmuşum. Bu arada tuş demişken. Tuşla alakalı değil tabii ama bir tane mod gelmiş arkadaşlar. Hatta iki tane. Birincisi şu arkadaşlar. Trash Decals. Diğeri de Puddles Decals. Bayağı güzel bir şey arkadaşlar. Hemen onu sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ben hemen şuraya bir kısa yapayım. Ondan sonra öyle göstereyim size. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bunları tek tek ekledim. Bu Puddles'ları falan da ekledim. Bu Puddles da bildiğiniz gibi su kalıntıları arkadaşlar. Şöyle tabii ne kadar videoda gözüküyor şu anda bilemiyorum ama şöyle parladığına göre bunlar su kalıntıları arkadaşlar. Şöyle kalıntılarımız ve en önemlisi de şöyle çöpler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tren istasyonu harbi böyle gerçekçi gözükmeye başladı. İnsanlar gördüğünüz gibi çöpleri kullanmamışlar abi. Sağa sola attıkları için buralarda birikmişler. Mesela şöyle gördüğünüz gibi su biraz daha akmış böyle. Yani bu şunlar arkadaşlar çok daha kullanışlı. Daha gerçekçi yerler yaparız diye düşünüyorum bunlarla. Mesela bunun yeşili falan da varmış. Yani kahverengisi de var burada kum görünümlü. Burada da çöpler var arkadaşlar. Mesela böyle kartonlar falan da var. Çok da abartmak istemedim. Şimdi bura tren istasyonumuz yeni olduğu için. O yüzden çok koymak istemedim. Şöyle bu tarafa da koyabiliriz sizlerin görmesi açısından. Mesela şöyle arkadaşlar. Çöpler. Yani böyle çöpler ekleyebiliyoruz artık. Mesela şöyle kalıntılar var. Daha büyük kalıntılar. Küçük kalıntılar. İşte mesela buraya da araç girmiş olsun şöyle. Abi hiç dinlememişler. Buraya da araç sokmuşlar yani. Mesela şöyle tren istasyonu çok çok daha gerçekçi oldu. Bunu da sizlere göstermek istedim. Yani bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Şurada kullanabiliriz aslında. Bunun sayesinde biraz daha o petrol görünümünü verebiliriz sanki. Mesela şöyle... büyüklerinden var mı abi? Bunun herhalde büyük yok da şurada olabilir. Aynen arkadaşlar mesela şundan biraz şöyle atalım. Bence daha iyi gösterecektir burayı böyle. Harbi yani buradan petrol çıkartılıyormuş gibi gözükecek. Çünkü niye derseniz onu da hemen yine detaylı bir şekilde göstereyim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi su muhabbeti bunlar. Biraz daha gözüküyor. Pardon bu herhalde değil ama bu da yine onun gibi arkadaşlar. Stain. Yani biraz daha kir, pas. İşte şu da var böyle biraz daha açık renklisi, grisi daha doğrusu. Yani bayağı bir şey eklemeye başladı da. Oo aslında burada oil diyor arkadaşlar. Yani petrol varmış burada. Şöyle kalıntılardan ekleyebiliriz istersek. Ama çok küçükler maalesef. Hani daha büyükleri olsaymış böyle daha geniş alan burası sonuçta. Daha güzel olurdu yani burayı dekore etmesi. Neyse şöyle en azından birkaç tane şöyle... Etrafa yayalım abi böyle. Çok daha güzel oldu sanki. Biraz orta çok boş kaldığı için yine bir tık boş gözüküyor. Sonra şuraya tekrar döneceğim arkadaşlar. Şuradaki bu alanı kaldıracağım ilk işim. Sonra arkadaşlar şurayı da kaldırmak istiyorum. Bura benim pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Burayı baştan yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle elimden geldiği kadar kaldıracağım. Hemen şurayı hızlandırılmış bir şekilde yapalım bence. Çok vaktimizi almasın çünkü asıl kavşağa odaklanmak istiyorum. Hemen şöyle buraya başlayalım. Şöyle kaldırdım arkadaşlar. Hatta boydan boya gittim. Bu taraflara kadar geldim. Tekrardan şöyle hızlandırılmış bir şekilde devam edelim. Burayı böyle anlatmak istedim. Yani şuradaki her şeyi kaldırdım arkadaşlar. Buraya daha güzel bir şey yapacağız. Buraya bir tane yaya geçidi eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle boydan boya dolanacak. Şuralardan küçük küçük bağlantılar olacak. Hemen şöyle başlayalım.
Arkadaşlar şöyle bitirdim. Bence böyle çok daha güzel oldu. Sanki biraz bu kıyı kısımları baya bir karışık gözüküyordu. Böyle sanki biraz daha doğal oldu gibi. Şu kısım bence çok çok daha güzel oldu. Böyle çalıları sanki kaldırıp atmışız gibi duruyordu önceden. Böyle biraz daha düzgün oldu bence, öyle söyleyelim. Şu tabii şunları biraz kaldıracağım. Bence çok daha güzel oldu arkadaşlar. Bura hakkında yorumunuzu bekliyorum. Sizce değiştirelim mi? Böyle mi kalsın? Mesela şurası böyle daha sade oldu, daha güzel oldu sanki. Mesela artık insanlar da buralardan böyle kullanabiliyorlar. Bir de kenarına da böyle korkuluğumuzu da koyduk. Yani insanlar denize girmesinler. Burada zaten kayalık bir kesim. Yani buralar böyle çok daha güzel oldu. Hem de insanlara da buradan arkadaşlar böyle sanayiye kadar yürümek için imkan vermiş olduk. Yani şehir içinden geçerken trafiktir, arabadır, karışmamak için bu yolları kullanabilirler artık. Bura hakkında ve şurası, bu ikisi hakkında yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Sizce daha güzel nasıl yapabiliriz? Yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar kavşağı yapmaya başlayalım. Abi uçak mı geçiyordu? Neydi o ses? Herhalde uçak geçiyordu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradaki birkaç ağacımı kaldıracağım. Gerçi birkaç diyorum ama bayağı bir ağacımızı kaldıralım şuradan. Bir görüntü kirliliği bir gitsin. Ne yaptığımız belli olsun. Bu arada ağaçlar yeşilleniyor mu? O arkadaşlar yaz geliyor sanırım. Gerçi ilkbahar geldi sanırım. Aynen biraz daha yeşillenmeye başladı ağaçlar. Şöyle gördüğünüz gibi şehri de göstereyim sizlere. Aynen yeşillik gelmeye başladı abi sonunda. Çok iyi. Tam da kavşağı yaptığımız sırada güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şurada ilk işim yükseklik almakla başlamak olacak. Şimdi ilk önce yüksekliğimiz arkadaşlar şurası olacak. Şimdi burayı böyle yapmamın sebebini anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şurayı bir yapalım. Burası aynı yükseklikten şöyle devam edecek. Şöyle buraları büyütebiliriz, problem değil. Yolların arkadaşlar yumuşak geçişler sağlayabilmesi için buraları böyle büyüteceğim. Aynı şekilde şu adaya da uğrayacak kavşak. Hatta burayı biraz daha geniş yapmakta fayda var. Sonra bu adalara tekrar tek tek uğrar düzeltiriz diye düşünüyorum. Sonra buradan gelecek arkadaşlar şurada şu kısımdan bu büyük alıyorum. Sonra buralardaki düzeltmeleri yaparız. Bunlar basit iş arkadaşlar biliyorsunuz. Yol bir gelsin. Yol gelsin abi. Ondan sonra buraları düzeltiriz diye düşünüyorum. Tabii şurayı biraz şöyle yapalım. Yolu şuraya falan getiririz büyük ihtimal. Sonra aynı yüksekliği alacağım arkadaşlar. Yine şurada da bir yükseklik yapacağım. Çünkü bildiğiniz gibi yumuşak geçişler olsun yollarda. Böyle ani inişler olmasın istiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan iki şeritli iki yolumuzu alacağız. Şimdi şuradan kompleks körümü alacağım. Şu iki modumu kapatacağım. Şunu alacağız ve iki paralel modda 2 metre aralıklı olacak. Yani şöyle yani sizlere direkt böyle göstereyim. Şimdi şuradan düz gelecek bu yollar. Tabii şöyle biraz daha uzaklaştırabiliriz. Oradaki kavşağı yapmak adına. Ha tabii şurayı unuttuk hemen. Şuradan şöyle bir yükseklik alacağım arkadaşlar şuraya yumuşak çıkması adına. Şöyle bize yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan aldık. Buradan dönecek. Aynı şekilde şuradan da dönecek. Buraya gelecek. Çok iyi. Şimdi buradan da aynı şekilde şuradan dönecek, buradan dönecek, şöyle buradan gidecek. Tabi gördüğünüz gibi arkadaşlar ortadaki gördüğünüz gibi şu yol yamuluyor biraz. Bunu engellemek için de şuradan continuous'a geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle direkt bağlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yol daha düzgün gelecek bize. Şöyle iyidir. Sonra da aynı şekilde yolu buradan devam ettireceğim. Şuraya kadar gelecek. Buradan da arkadaşlar şuraya gelecek. Yani continuous'ta gördüğünüz gibi bu yollar yamulmuyor. Biraz daha düz geliyorlar arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim onu. Sonra da şuradan biraz dönecek. Şöyle buraya kadar gelecek. Aynen yollara bakıyorum. Yani burada biraz şu sol tarafta biraz yamulma gördüm sanki. Şöyle yapsak. Sanırım şu kısım biraz çıkıntılı olsaydı problemimiz gider diye düşünüyorum. Şöyle yapsam mesela. Tekrar yolumu alalım. Şöyle yolumuzu alalım. Yolumu derken abi sanki benim yolum. Şöyle şuradan yumuşatsak biraz. Aynen böyle daha iyi oldu sanki. Şöyle bir yolu koyalım. Bir kapatalım menüleri. Bir bakalım ne kadar düzgün olmuş. Oo abi mis gibi olmuş yollar. Gerçekten dümdüzgün. Gayet iyi. Dönüşler gayet iyi kavşak. Aynen arkadaşlar bence
Çok güzel olmuş yol bence. Dümdüz gayet iyi. Hatta buradaki inişine de şöyle bakalım. Yani gayet yumuşak bir iniş olmuş diye düşünüyorum. Sonra burayı ilk işim burayı bağlamak olacak arkadaşlar. O da şuradan önce iki şeridi alacağım arkadaşlar. Tabii şu modlarımı kapatacağım. Şuradan şimdi şu hizadan şuradaki tabii noktaları alalım. Düz çekmeye çalışacağım. Şimdi şöyle kaç geliyor? 9,5 geliyor. 9,38'de kilitlendi. 9,5 gördüm. Sanki ama 10'a kilitleniyor. Abi şunu tekrar kapatalım. 9,5 vermiyor sanırım. Neyse 9'da bırakalım. Sonra da şuradan arkadaşlar biraz düz götüreceğim. Çünkü şurayı engelleyeceği için. Sonra da şurayı dümdüz bağlamaya çalışacağım. Şöyle abi dümdüz verir mi? Yani dümdüz verdi bir ara ama şu kısımda verdi. Problem değil. Zaten şurayı 4 şeride yükselteceğiz arkadaşlar. Şöyle burayı 4 şeride yükselteceğim. Aynı şekilde şurayı da böyle. Hatta burayı da yükseltebilir miyiz? Şöyle bakıyorum. Sanki burayı da şöyle 4 yapsak daha iyi olur gibi. Tabii şurada biraz kayma olduğu gibi. Şunu tekrar kaldıracağım. Şurayı tekrar 2 şeride düşürteceğim. Şurayı bir 4 bağlayalım. Şu hizadan. Abi nedense düz vermiyor. Sanki biraz önce verdi gibi. Herhalde yol yamuk arkadaşlar. O zaman şöyle direkt çekelim bence. Problem değil. Gayet iyi oldu. Bunu söylememdeki sebep şuraya ayrı şeridi. Burası böyle oldu. Çok daha güzel durdu. Şimdi burayı böyle bırakmadan önce arkadaşlar şurayı bir ayarlayalım. Sonra diğer yerdeki kavşağımızı ayarlarız. Şimdi buradan dönmesine gerek yok. Zaten eleman buradan gidecek. Aynı şekilde abi şuradan da böyle dönüşlere gerek yok. Aynı şekilde şuradan da. Yani yola girerken zaten şuradan dönmeleri gerekiyor. Yani şuradan girse daha mantıklı. Yani buraya gelip buraya dönmesine gerek yok zaten. Hani sanki şeritler doğru gibi. Aynı şöyle bakıyorum. Aynen arkadaşlar gayet şeritler düzgün gözüküyor. Aslında şunu da kapatabiliriz diyeceğim ama bu sefer de buradaki bağlantı gidiyor. Yani bunu açmakta fayda var. Bence böyle gayet iyi oldu. Sonra arkadaşlar şurayı biraz geri çekmek istiyorum. Onun da yöntemi biraz şuradan. Yol koyalım. Şurayı kaldıralım. Şuradan arkadaşlar yumuşak bir geçiş alacağım. O yüzden kompleksi kullanacağız. Şimdi şu noktadan düz gelecek. Şuradan da şu modu açalım. Şöyle yapıştıracağım. Aynen. Gayet iyi oldu. Aynı şekilde şu noktadan da şöyle buraya bağlayacağım. Sonra şuranın yönünü düzelttiğimiz zaman gayet iyi bir şekilde bağlantımız olacak. Şimdi şuradaki güvenilir olmayan dönüşleri ve U dönüşlerini kaldırdığımız zaman yol mis gibi bağlantı oldu burada. Biraz şunu da biraz şey olmuş. Şunu hemen düzeltmek istiyorum. Tabii şu manipülasyonla düzeltsek daha iyi olur. Sanki şöyle yaptığımız zaman yani gayet iyi bir şekilde düzelttik bunu. Şuradaki ağacı da hatta kaldıralım şurada durmasın. Aynen arkadaşlar buraya kavşağa girişleri çok daha iyi oldu. Son olarak şunu da düzeltelim bence. Biraz önde kalmış gibi. Abi bu nedense Moovit'e güncelleme geldi arkadaşlar. Buraya filtreler falan eklediler. Daha fazla donmaya başladı. Kitlenip kalıyor. Acaba ben mi kullanamıyorum diye düşünmeye başladım ama. Hani yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Alt tuşuna da basıyorum. Alt tuşu gerçi düz çekmenizi sağlıyor ama. Nedense yine kullanamıyorum. Bakın arkadaşlar harbi dondu, kitlendi yani. Şuralara herhangi bir şey yapamam. Ha şimdi geldi. Abi sadece şunu düzeltecektim. Ha şimdi oldu. Tamam bu kadar. Yani yapacağım buydu. Bu kadar basit abi. Bayağı uğraştırdı gereksiz. Tamam buradaki işimiz bitti. Şuraları sonra yumuşatırız. Önceliğim arkadaşlar şurada kavşak yapmak. Şimdi buraları anarşi ile yapacağız. Bildiğiniz gibi şuraları biraz genişleteceğim arkadaşlar. Şuralar. Çünkü bu yol şöyle dönecek. Buradan aktarım yapacağız. Şimdi ilk işim şuradan bir şey alacağım arkadaşlar. Nokta alacağım. Şu su deniz seviyesinin biraz üstünde olursa bize daha iyi olur sanki. Şimdi bunda da bir muhabbet var arkadaşlar. Bunu ölçmenin kolay yolu var. Şunların her birinin aralığı 1 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sanki. Aynen 8 gayet uygun bence. Burayı böyle bırakabiliriz. Hop abi yanlış yere tıkladım. Yanlışlıkla geri bozuyorduk. Sanırım şu hiza bize yeterli olur gibi. Sonra arkadaşlar bize şey olması açısından, yöneltici olması açısından şuradan iki tane şöyle bağlantı koyacağım.
Şu bize yeterli olur gibi iki tane yolun alttan geçmesi için. Sonra bunları yükselteceğiz şöyle. İkisini de yükselteceğim. Sonra o ara yolları sonra kaldırırız. Şimdilik böyle dursun. Sonra tekrar şuradan şeyime geleceğim. Buradan şu noktayı seçeceğiz arkadaşlar. Şuradan bu iki yoldan şöyle aşağı doğru bir iniş. İkisine de aynı şekilde şöyle aşağı iniş koyacağız. Sanki böyle iyi oldu gibi ama biraz daha şöyle yanlardan biraz daha alan verelim. Yolu düzgün indirmeye çalışalım. Sanki bu iyi oldu gibi. Aynen, gayet iyi. Abi şu ağaçları da kaldıralım. Şimdi göremiyoruz ne yaptığımızı. Şöyle bir ara biraz ağaçları kaldırmakta fayda var. Hatta şöyle boydan kaldıralım. Sonra tekrar ekleriz ağaçları. Sonra arkadaşlar tekrar moduma geliyorum. Şunu açıyorum. Buradan kompleks körbümüzü alıyoruz. Tek şeride düşürtüyoruz. Tek şeride düşürtmemizin de sebebi arkadaşlar, bağlantıları farklı yapacağız. Tabi bir saniye abi, biraz daha bu yol gelse sanki daha iyi olur gibi. Tabi şu bağlantıyı da kaldıralım. Şöyle gelse bize bu iki şeritliler yeterli olur diye düşünüyorum. Sonra tek şerite gelelim. Tabi şuradaki bağlantı yumuşak olmasını istiyorum. Şu noktadan şuraya kadar gelse bana yeterli olur. Aynen. Sonra da tekrar moduma geliyorum. Şimdi şuradan da bir yumuşatma yapmak istiyorum. Şimdi buradan alalım. Şöyle buraları düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle elimden geldiği kadar. Aynen. Şuradan da aynı şekilde şuraya doğru bir yükseltme koyacağım. Aynen. Şuraları sonra düzeltiriz. Şurayı da aynı şekilde aşağı iniş yapacağım. Tabi sadece düzeltmek adına yapıyorum bunu. Bu yolu şöyle götüreceğim arkadaşlar. Şuradan bir bağlantı olmayacak. Sonra şuradan yoluma geleceğim tekrar. Bu yollar arkadaşlar şöyle olabildiği kadar geniş almaya çalışacağım. Şu iyi olur sanki, şuraya kadar gelseler şöyle 90 derece iyi olur gibi. Sonra arkadaşlar şuna teke düşürteceğim. Şu noktadan şuraya bırakacağım bu yolu. Aynı şekilde bu yolu da şöyle alacağım. Aynı şekilde şöyle bırakacağım buraya kadar. Sonra şerit düzeltmemize geleceğim. Şimdi şuradan 3 şeride yükselteceğiz. Ondan önce yine bize nokta olması açısından şuralara noktalar atacağım ki şerit yükseltmemizi, matematiğimizi ona göre yapalım. Hatta çok uzun yapmamıza da gerek yok. Şuraya da bir nokta yine atacağım. Şimdi şurayı 3 şerit yapacağız. Şurayı 3 şerit yapacağız. Sonra şu noktaları kaldırabiliriz. Şimdi şura biraz yakın oldu sanki. Burası biraz yakın oldu. Şöyle yapalım bence. Biraz daha ileriye taşıyalım. Şu kısmı 3 şerit yapalım. Sanki biraz daha eğimi düzgün veririz böylece. Sonra tekrar tek şeritime geleceğim. Bu yol şimdi geliş arkadaşlar. O yüzden burayı direkt bağlayabiliriz. Hiçbir problem yok. Şöyle bağlayacağım. Gayet iyi, yumuşak bir dönüş oldu. Sonra da arkadaşlar şuradan modumu açacağım. Şu hizayı görmek adına şurayı da böyle bağlayacağım. Sonra da bunun yönü tabii ki de diğer gene olacak. Şöyle olacak sadece burası. Gayet iyi bir dönüşe benziyor mu? Sanki biraz yumuşatsak iyi olur gibi. Onu da aslında şöyle yapabiliriz. Şu hizadan şöyle bir bağlantı veririz. Sonra yönünü düzeltiriz. Çok daha güzel oldu bence. Yumuşak geçişler oldu. Sonra abi, şimdi burası bitti. Şimdi buradan da arkadaşlar şuraya bir bağlantı koyacağız. Ondan önce şuraları biraz düzeltmek istiyorum. Bağlantılar sağlıklı olsun. Aynı şekilde şurayı da öyle yapacağım. Şuradan da sonra tekrar yolumu alacağım abi. Şu hizadan buraya bir bağlantı vereceğiz. Ondan önce yine şunun hizası verirse bize iyi olur diye düşünüyorum. Aynı eşit görünmesi açısından. Buradan gelecek buraya bağlantı olacak. Şimdi bu taraftakinin o kadar önemi yok. Yani şurada eşit olması için koymuştuk. Sadece şuradan şu hiza bize yeterli olur gibi. Şurası, şu nokta. Bakalım, bir yolu koyalım. Eğer yakışmazsa şurayı biraz daha geriye çekebiliriz. Aslında ilk onu koyalım. Bir görelim istiyorum. Şimdi şuradan bu yol direkt şu hizadan gelecek arkadaşlar. Şöyle buraya bağlantısı olacak. Abi mükemmel oldu. Sadece şuradaki biraz şeyi move it ile düzeltiriz. Veyahut da şöyle yapalım. Tekrar koyalım bu yolu. Şu hizadan versek biraz daha şöyle.
He, daha da iyi oldu sanki. Şurada biraz yapışma oldu biraz. Onu düzeltiriz. Sonra da şurayı bağlayacağız arkadaşlar. Şu hizadan gelecek. Şu noktadan şuraya bir bağlantı koyacağız. Abi mükemmel oldu bence. Buna hiçbir ayarlama yapmamıza gerek yok. Sonra da şu bağlantılarımızı artık kaldırabiliriz. Şurada oyun kaydetti bu arada. Şöyle kaldırdığımız zaman abi mükemmel bir kavşak oldu bence. Sizlerin de bunun hakkında yorumunu bekliyorum arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sadece şurada şu rütuşları yapacağım hemen hızlıca. Bunları da ayarladım arkadaşlar. Şu dediğim gibi çizgiler gözükmesi adına burada küçük bir rütuş yapıyorum. Sonra ne yapacağız? Şimdi ondan önce abi şuradaki ağaçları da kaldırmak istiyorum. Çalıları, ağaçları. Şimdi her yere şey koymak istiyorum ben. Abi şunu da bir kaldırabilirsem. Şuradan arkadaşlar hepsine duvar çekeceğiz. Şu alt kısımlarına. Şimdi iç kısımlarına yapacaktım başta ama hepsine yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha güzel durduğunu düşünüyorum. Hem de araçlara böyle bir uyarı niteliğinde olur diye de düşünmedim değil yani. Şöyle yapacağım. Bu hizayı. Aynen abi şu hiza tam denk gelmedi ama. Şöyle olur. Aynen böyle tam denk geldi. Bu arada şurada bir çizgi gözüküyor ama. Neyse abi bu problem değil onlar. Sonra da şuradan devam edeceğim aynı şekilde. Şöyle hepsine koyalım bence. Böyle çok daha güzel gözükecektir yol. Öyle umut ediyorum. Şu hizadan boydan boya devam edebiliriz. Şurayı şöyle hatta direkt çekelim abi. Tek tek uğraşmayalım. Şöyle boydan boya. Aynı şekilde şurayı da boydan boya. Tamamen çekeceğim. Böyle çok daha korunaklı olur diye düşünüyorum araçlar için. Şu hizayı da şöyle bitirdiğimiz zaman çekmedim herhalde onu. Şöyle burayı da şöyle bağlayalım. Başka unuttuğum bir nokta var mı diye bakıyorum. Bence gayet iyi oldu. Hatta şunu da yapsak sanki iyi olur mu? Şöyle bakıyorum. Bence iyi olur gibi. Şurayı da devam ettirelim köprüye kadar. Böyle düz gelsin arkadaşlar. Sonra da yumuşatmamızı yapalım istiyorum şu hizadan. Hatta her yeri yumuşatacağım arkadaşlar. Şuralar daha güzel engebeler olsun istiyorum. Şuraları da böyle düzelteceğim gördüğünüz gibi. Hatta şuraları da düzelteceğim arkadaşlar. Buraları fazla yükselttik sanırım. Şuraları da düzelttiğimiz zaman abi mükemmel bir kavşak oldu bence. Aynen. Şimdi birkaç rötuş yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu da hemen hızlıca yapalım. Şimdi şurada şu yolun şeyi var ya arkadaşlar. Şurada bu şuralarda kullanılan bu renk. Bunu kullanmak istiyorum. Şimdi şurada bucket modumuz var ama bunu kullansak mı bilemedim. Yani şurayı otomatikmen dolduruyor. Yani bunu da şöyle kullanabiliriz istersek. Buraya açık renk koyalım. Şuraya kapalı renk koyalım. Nasıl duracak bakalım. Aynen bazı yerlerde böyle oluyor arkadaşlar. Yani şunları bir tane koyalım. Gerisini biz düzeltelim o zaman. Aslında bunu şuraya kadar çekebiliriz. Aynen şöyle iyi midir? Bence iyi oldu. İç kısım yine buraya da açık rengi koyalım. Hatta şuraya da açık rengi koyalım. Sonra düzeltmelerini yapalım. Şöyle ayarladım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Bu kavşağa böyle bir her zaman söylediğim kelime abi. Premium bir look görüntü verdi. Yabancılar öyle söylüyor biraz. Bence güzel oldu. Sadece şuradaki eğimden biraz hoşnut kalmadım. Şu kısmı şöyle şuradaki siyahlıklar gidene kadar düzeltmeye çalışacağım. Aslında şurayı düzeltsek biraz. Aynen bu bile yeterli oldu bence. Sonra şurayı tekrar. Abi burayı şimdi tekrar düzeltmesi vakit alacak. En iyisi şöyle yapalım. Hızlı olması açısından böyle biraz daha hızlı çekmek için şöyle noktaları direkt kaldıracağım. Aynen hatta şuradaki noktaları da kaldırıp şurayı biraz sündürdüğümüz zaman bence yeterli olur gibi. Aynen arkadaşlar bence çok güzel bir kavşak oldu böylece. Bayağı bir klas duruyor. Şimdi düzenlemelerine gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu ağacı alacağım. Çalıyı alacağım pardon. Şimdi şöyle 3 büyüklüğünü de alacağım. Şuradan boydan boya çekmek istiyorum bunu. Şöyle fence modumuzu da hatta açacağım arkadaşlar. Şöyle buraya çekmek istiyorum. Şöyle boydan boya çekebiliriz. Şöyle küçük ağaçlar
bence güzel yakışacaktır. Abi oraya bir taneyi koyamadım. Onu neyse sonra koyarız. Şimdi şuradan da yine devam ettirmek istiyorum. Abi modumuzu hemen kapatmış oyun. Şimdi şöyle buraya kadar çekelim şöyle. Aynen abi, burası orta kısmı iyi oldu. Sonra geri kalan kısımlarını da arkadaşlar şuradan bizim bu ağaç modunu alacağım. Şu iki ağacı bir de yanına söğütü ekleyip şuradan şu iki boyutlu. Sonra da şöyle alan alacağım arkadaşlar, şurayı da şöyle boyayacağım. Tabi anarşiyi açmak zorundayız buraları, bu alanları satın almadığımız için maalesef anarşiyle koyacağız. O da biraz sık koyacak ama yapacak bir şey yok yani, yoksa buralara tek tek yerleştirmesi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Bence gayet iyi oldu. Şöyle yollara çıkanlar varsa onları da düzelttikten sonra problemimiz kalmıyor abi. Şöyle de şurada bir tane eksik koymuştuk, onu da koyalım. Sonra da arkadaşlar şu orta kısımda biraz açıklık var ya, onu da şöyle yapacağız. Şu geri kalan kısma şuraya bir tane bundan atmak istiyorum. Sonra bunun alanını arkadaşlar şöyle, hop, bir tane daha mı yerleştirdim? Herhalde bir tane daha yerleştirdim. Yani üst üste iki tane eklemiş. Şöyle tekrar şu alanı kapatmamız gerekiyordu. Şöyle sadece bunu böyle düzelteceğim. Hatta şunu da düzelteceğim şöyle. Aynen bu kadar yeterli olur. Aynen abi, aslında şurayı ben elimle çekeyim en iyisi, bir daha uğraşmamak için. Şöyle yaptığımız zaman bu orta kısmına biraz daha güzel bir görüntü veriyor. Şu kısmı da geri kapatmanın olayı arkadaşlar, şuradaki biraz böyle kalıntı gözüküyor ya. O da şöyle şunlardan biraz atıyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde o çizgi görünümünü kaldırıyor arkadaşlar. Şunları size böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da yola da taşabilir, problem değil. Aynen. Böylece kavşağı bitirdik arkadaşlar. Eğer bir öneriniz varsa, işte şu boş olanlara da bir şeyler yapmamı isterseniz onun önerilerini de verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle de yapabilirsin diyebilirsiniz büyük ihtimal. Mesela şu çizgi var ya bizde, şurada sarı çizgi var arkadaşlar. Mesela bu Amerikan tarzındaydı. Şu çizgiyi mesela şöyle yapabiliriz isterseniz. Şöyle buraya dümdüz çekebiliriz. Tabi bayağı bir uğraştıracaktır bu. Mesela şöyle boydan boya çekmek lazım. İşte buraya şöyle çekelim mi? Bu kısmı size bırakacağım arkadaşlar. Ben bunu şimdi, buna çok vakit ayırmak istemiyorum. Çok uzun sürecektir. Böylece burayı böylece bırakalım arkadaşlar. Gayet iyi oldu. Şimdi bir tane araç yakalayalım istiyorum hemen. Şu elemanı yakaladım. Gayet iyi, taksi gidiyor. Bakalım, yol dümdüz bu arada. Yani onu söylemekte fayda var. Yol akıyor abi. Yolda hiçbir yamulma yok, hiçbir yerde şey yok yani, yükselme alçalma yok. Yol dümdüz şehre çok hızlı bir şekilde gidiyor yani, gayet iyi. Hatta şurada gördüğünüz gibi dönüşler de çok yumuşak. Abi şehre bir girmesini görelim bence. O kavşağa kadar bir görmek istiyorum. Ne kadar yumuşak girmişiz, ne kadar yumuşak yapmışız görmek istiyorum. Şurada biraz yükseklikte problem olmuş ama araç gördüğünüz gibi hiç sallanmadı bile. Gayet iyi yapmışız arkadaşlar. Aynen şurada da yine biraz vardı. Ama geri kalan kısmı gayet dümdüz olmuş. Şurada iniş nasıl? Arkadaşlar bence iniş de güzel olmuş. Yağ gibi akıyor mübarek yani. Bence gayet iyi olmuş. Bence fazla uğraşmayalım bile. Bu arada yaz da güzel oldu. Şimdi şu kısmında biraz trafik vardır diye düşünüyorum. Aynen abi. Buraya kadar geldik. Şöyle çıkalım. O bir saniye abi. Şuradaki şeyi düzeltmemişiz. Şunu da buradan, hazır buradayken onu da düzeltelim. Tabi sadece bunu yakalamamız gerekiyor. Şöyle yakalayabilirsem aynen şöyle yeterli olur gibi. Aynen abi, burası bence böyle tamamdır. Şimdi burada ne problem var? Burada biraz trafik olmuş. O da şehre giren insan sayısı hala yüksek yani, ama yavaşlıyordur diye düşünüyorum. Hatta bu taraftaki trafik bitmiş bile. Bu arada arkadaşlar bir trene bakalım. Oo arkadaşlar, hatırlarsanız başlangıçta 30'du. 145'e çıkmış. 98 kişi bunda. İşte şunda kaç kişi var göremiyorum tabi. Şunu kapatmam mı gerekiyor abi, bir saniye. 1 kişi diyor, 24 kişi diyor, 69 kişi, 12 kişi, 10 kişi, ama trende 145 kişi var. O insanlar da, bir sürü kişi de yeni inmişler arkadaşlar buraya. Yani trenlerimiz de artık gördüğünüz gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yani bundan yana da artık problemimiz yok gibi. Kavşağa tekrar bir dönelim.
Herhalde şurası çok iyi işe yaradı buraya. Maalesef şu mod burada çalışmıyor arkadaşlar. Hani bunda bir düzenleme yapamıyoruz. Abi şurada da yine modlar açık kalmış. Ama iyi çalışıyordur diye düşünüyorum. Eleman şöyle gelip dolanıp giriyor. Daha düzgün olmuştur diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Şuralar sağlam bıraktık mı acaba? Şuraya bir tekrar bakalım. Aynen abi, buralar gayet iyi şeritler. Herhalde tren geçtiği için trafik olmuş olabilir. Tren geçince hem burayı durduruyor hem burayı durduruyor. Biraz problem oluyor olabilir diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle trafik bayağı azalmış. Bu arada arkadaşlar şöyle şehre bir baktığım sırada şuradaki kırmızı çatılar koymuştuk ya, kırmızı ve beyaz gövdeli binalar. Binalar yükselince böyle buranın sanki bir stili olmuş gibi duruyor arkadaşlar şöyle bakarsanız. Yani binalar büyüyünce burada bir kırmızı çatı, beyaz boya aktif bir yer olmuş gibi gözüküyor. Çok daha güzel gözüküyor. Aynen abi, burası bayağı hoş duruyor. Bu arada arkadaşlar şurayı düzeltmedim. Burayı videoda yapmak istedim. O yüzden şöyle burayı hızlıca yapalım. Onun çözümü de çok basit aslında. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şurada bizim hatırlarsanız görünmez yaya geçidimiz vardı arkadaşlar. Onu şöyle yapacağım. Şu iki noktadan. Tabii bu bağlanıyor mu ona bir bakalım. Aynen bağlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ikisine de bağlanıyor. Sonra şuradan da aynı şekilde buraya bağlayacağım arkadaşlar. Şuradan da devam edecek. Şöyle buradan buraya bağlanacak. Umarım bağlantıları oluyordur, dediğim gibi tam emin değilim. Sonra da arkadaşlar bu görünmez yolları ekledik ya. Ben şimdi şuradaki alanı bulacağım. Tabii hangisi olduğunu bilmiyorum ama şu olma ihtimali var mıdır acaba? Veyahut da bir gerçi koyalım abi. Direkt şöyle bir üçgen koyalım. Bu değil. Aslında kareye benziyor. Tamamen kare gözüküyor. O hangisi acaba? Buldum arkadaşlar. O da şuymuş. Hangi renk olduğunu şu an tam göremedim ama sonradan aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şunu aslında şöyle genişletebildiğimi hatırladım. Aslında şöyle yapabiliriz. Şu kısmından tabi bozdum herhalde. Onu şöyle tekrar kaldıracağım. Şöyle yapma muhabbeti var aslında. Şuradan nokta bir alalım. Şöyle düzgün. Şunu açalım arkadaşlar. Şimdi şuraya ben bir alan verdim ya. Şimdi burayı şöyle devam ettirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya bir bağlantı olmuş oldu. Aynı şekilde şuralara da yapalım. Tabi elimden geldiği kadar bozmamaya çalışacağım buraları. Şöyle bir bağlantı. Tabi burada farklı. Abi burada farklı, burada farklıymış. Aynen bu partta bu renk kullanmışlar. Burada bu renki kullanmışlar. Neyse devam ettirelim şöyle. Bunu da şundan devam ettirelim o zaman. Abi neden kötü yapışıyorsun sen? Şöyle bir tekrar düzelsek. Aslında şöyle modları kapatıp düzeltelim. Abi yapışmalar çok sert. Şöyle yapsam. Aynen bence bu yeterli olur gibi, daha fazla uğraşmayalım. Şöyle buraya bağlayacağım arkadaşlar. Aynen bu kadar. Yani buradan bu bağlantımız bu kadardı. Umarım kullanıyorlardır. Bilmiyorum ama. Yani şu anda kullanıp kullanmadıklarına bakmak zaman alacaktır. Burayı şimdilik es geçelim. Sonra arkadaşlar bu bölümde başka bir şey inşa etmeyeceğim. Tamamen problemlere odaklanmak istiyorum. Hatırlarsanız arkadaşlar burada şeyimiz eksikti. Mezarlığımız eksikti. Zaten buralarda da problemler var. Bu arada bir de polis merkezimiz burada yok muydu abi? Herhalde buraya koymadık arkadaşlar. Bazı şeyleri koymadık diye düşünüyorum. Aynen abi, burada hiçbir şey koymamışız hemen hemen. Şöyle yapalım bir saniye abi, servislere bir bakalım burada. Aynen lokal servisler, yerel servisler sıfır diyor arkadaşlar. Hiçbir şey koymamışız. Bu arada işte şuraya küçük bir düzeltme yapmak istiyorum hemen hızlıca.
Arkadaşlar şuraya bir küçük detay yaptım. Bunun sebebi de arkadaşlar şuralardaki hatırlarsınız biraz yeşillikler var ya. Yeşillikleri, çalıları biliyorsunuz arkadaşlar. Hani küçük bir yeşillik olsa bile oradan ot bittiğini düşünerek böyle yaptım. Yani kenarlarda, kıyılarda böyle küçük yeşilliklerden bile otlar çıkmış gibi düşündüm. Bence daha doğal gözükmeye başladı. Sanki biraz araç ekledim arkadaşlar buralara, biraz daha doğal gözükmesi için. Sonra da şuraya 2-3 tane bedava park alanı koymak da istedim. Hem biraz da olsa buraya şöyle güzel bir görüntü verir diye düşündüm. Aslında şurada biraz daha devam ettirebiliriz istersek. Mesela şuraya bir üçlü koysak, şöyle boydan boya abi, şöyle devam etse sanki iyi olur gibi. Bu arada şunların alanını ayarlayamıyorum arkadaşlar. Nedense bu şu şeylere bile kaldırsam bunlara ulaşamıyorum maalesef. Aslında şöyle yapsak, aynen aslında böyle ulaşabiliyoruz. Hop abi bir saniye. Aslında filtreyle, bir saniye, filtreyle sadece bunu ne yapsak, bu ne olarak geçiyor acaba? O buildings olarak geçiyormuş arkadaşlar. Tamam, şimdi bulduk gibi. Şöyle yapalım. Şunları bir düzeltmek istiyorum ben açıkçası. Şöyle absürt duruyorlar abi. Şöyle zaten yapışıyor gayet iyi bir şekilde. Şöyle düzelttiğimiz zaman gayet iyi. Neyse, bunları düzeltemiyorum sandım. O yüzden onları öyle bıraktım. Bu arada filtreler gayet güzel çalışıyor. Çok iyi. Şuraya biraz çalı koysak sanki güzel olur gibi. Bu arada şuralara şöyle koyalım abi. Aynen, biraz daha bu görüntüyü kırsın, o boş görünümü. Bence gayet güzel oldu. Şimdi servislere geçelim uzatmadan. Şimdi küçük medikal servis koyacağım arkadaşlar. Yine bence buraya çok büyük koymamıza gerek yok diye düşünüyorum. Onu da şurası şu köşeye koyalım. Medikal servisimiz burada olsun. Abi anarşiyle koydun deme bana. Herhalde anarşiyle koydum. Abi neyi kaldırdım? Ha, alanı kaldırmışız. Şöyle anarşiyi bir kapatalım. Normal koyalım buraya. Evleri kaldırsın. Tamam, şimdi medikal servisimiz hazır. Şimdi polis ve itfaiyeyi de koymak istiyorum. Şimdi itfaiye, aynen burada koymuşuz aslında, itfaiye var. Aynen, polis de var. Bir saniye, medikal klinik var mı? Aslında medikal klinik de varmış abi. O zaman bir saniye. Medikal kliniği ben tekrar kaldıracağım arkadaşlar. Onun yerine mezarlık koyalım o zaman. Tabii büyü de varmış ama. Şimdi buraya sığacak neyimiz var? Güzel soru. Şimdi şu var. Tabii buraya mezar oluyor mu? 100 diyor. 50 tane tombs diyor. Yani 50 tane mezar sığıyormuş. Buna 500 sığıyor ama. Bu ne kadar sığıyor? 1000 diyor. Bu herhalde sadece park mı? Herhalde sadece park bunlar. Şu var. Ha, bu normal krematoryum. Aslında mezara şöyle bir tane devasa buraya mı koysak acaba? Bir saniye arkadaşlar. Bence bunu anarşiyle şuraya bir yer yapalım. Mezarlığı buraya yerleştirelim. Sanki iyi durur gibi. Bilmiyorum. Bir bakmakta fayda var. Şöyle bir şuraları genişletelim. Sonra yolumuzu alalım. Yolu şuradan boydan boya devam ettirelim. Aynı şekilde şu hizadan da devam ettireceğim. Hatta şöyle bağlayalım. Bağlayalım. Buraya sığdırabilir miyiz bunu? O abi tam ucundan kaçırıyor biraz. Eşit olmadı sanki. Neyse, buna düzenleme yapsak onun yerine. Mesela nasıl yapabiliriz? Abi bu sefer çok fazla şey oluyor. Bir saniye, bu olmadı arkadaşlar. Onun yerine başka bir şey bulalım. Aslında şu 1000 tane diyor arkadaşlar. Bence bunu yerleştirelim. Sonra şu yolları tekrar kaldıracağım. Şimdi şunun tam arkasından bir yol çekeceğim onun yerine. Sonra da şuraları da kaldıracağım. Sonra da burada hazır boş alanımız olmuşken bunun arka kısmına bir tane park sığdırabilirsek şöyle güzel. Bu iyi olur ama bunun daha büyüğü var mı acaba? Şöyle bir bakalım. Aynen bu olur gibi ama biraz uzuyor tabii arkaya bu da. Abi nedense şuraya tam sığdıracak bir şey bulamadık maalesef. O zaman şöyle yapalım. Bunu koyalım. Buna bir alan yapalım. O zaman şöyle mesela ne demek istiyorum? Şimdi şunu şöyle alacağım abi. Şu sağdaki alanı düzelir mi? Abi neden neden bu alanı böyle kalıyor ki yani? Çok ilginç yani. Kaldı yani, öyle kaldı. Şöyle koyuyorum. Geri şurası siliniyor, sonra tekrar ekliyor. Baya ilginç yani. Neyse, burayı böyle uzatalım o zaman. Şöyle uzatalım. İki tarafı da uzatalım. Absürt durmasın bari.
O zaman şöyle yapalım. Bizim normal görünen partlardan birkaç tane ekleyelim buraya. Şurada neredeydi abi? 3 şeritte. Şöyle mesela bir tane buraya, bir tane, bir tane de buraya. Şöyle ekleyelim bunu. Sonra tekrar filtrelerimi açacağım. Buildings'imi alacağım abi. Şu ortadakine eşit diyelim şöyle. He, sanki bir de şöyle yapsak. Bir saniye abi. Hepsini seçsem. Şöyle biraz geriye alsam. Bağlantıları bozuluyor mu acaba? Yok, bozulmuyor. Gayet iyi. Sonra da biraz decals ekleyelim. Buralarda biraz fazla kullanılmış, hor kullanılmış gibi olsun. Şurada small'ımız vardı. Şöyle ekleyeceğim arkadaşlar. Olabildiğince yayacağım. Aynısını 3 taneyi bu tarafa da koyalım yine. Şöyle 3 tane. Sonra şöyle tekrar ayarlayacağım. Aynı şekilde şunu da. Sonra da üçünü birden seçip şöyle üçünü birden seçip abi üçünü birden seçip aynı şeyi bana iki kez tekrar ettirdi. Şöyle bakalım. Hani bağlantılar olmuş ama burada garip bir bağlantı gözüküyor. Umarım problem olmaz. Neyse şimdilik bırakalım onu. O abi problem oldu sanki. Fazla mı yakınlaştırdık acaba? Yani sanki fazla yakınlaştırmışız gibi. Yani şimdi düzeldi. Tamam, tekrar şöyle gelelim. Şimdi bizim şurada biraz yarıklar da vardı. Biraz şöyle kalıntılar da ekleyeceğim. Daha düzgün, güzel gözükmesi açısından. Sonra bizim biraz da şey vardı, hatırlarsanız yeni eklenmişti. Yol çizgileri. Ondan da birkaç tane ekleyelim. Mesela şuraya, buraya. İşte şu küçüğünden de şöyle iki tane buraya. Şöyle iyi olur diye düşünüyorum. Bence yeterli. Geri kalanını da ağaçlandıralım. Şimdi şuraya küçük çalılardan koyalım. Şöyle biraz da sarı atalım. Şöyle aynı şekilde bunu bu tarafa da yapacağım. Şöyle gayet iyi olur gibi. Böylece servislerimiz de gelmiş oldu arkadaşlar. Onu söyleyecektim. Bir an için onu söylemeyi unuttum. Şöyle bunları da bir ekleyelim. Başka servis ekleyebiliyorsak eğer onu da ekleyelim. Sonra bir de son olarak şuradan arkadaşlar şunu alan olacak şekilde şuraya eklesek ne kadar mantıklı olur? Bence gayet iyi olur. Şöyle abi üst üste ekliyorum şu modu. Baya garip olmuyor yani, şu ayarı kapatmadan eklemeye çalışıyorum. Neyse abi böyle gayet iyi oldu. Sonra şurayı düzeltelim tabi, burayı böyle evlatlık gibi bırakmayalım, şuraları da düzeltelim abi. Gayet iyi oldu. Şimdi şuradaki şeyi kaldırdık, buraya başka servis koyabilir miyiz? Şimdi abi şu menü nedense açılmıyor ilginç bir şekilde. Şimdi itfaiyemiz var, polis var, medikal kliniğimiz, mezarlığımız da oldu, gayet iyi. O çöpü unuttuk arkadaşlar. Buraya bir tane small şeyden koyalım bence. Geri dönüşümden koyalım. Tabi burada bazı sıkıntılar olacak. Şimdi burada baya bir dekor yaptık. Buraya sanki olmaz gibi. Şuraya koyabiliriz ama. Aynen bunu buraya koyalım. Şurayı tekrar genişleteceğim. Şuraya bence bunu koyalım. Burası sanki uygun olur gibi. Aynen şöyle koysak. Sonra şu alanı tekrar düzeltelim yine. Yolumu tekrar alacağım abi şuradan. Şu yolu şöyle bunun etrafına dolandıralım diyeceğim ama biraz daha şuraları düzeltelim. Yolları düzgün çekmek adına. Şöyle düzeltelim abi buraları. Yani şöyle iyi olur sanki. Aynen böyle gayet iyi oldu. Sonra şuraları da duvar yapalım. Şuradaki duvarı kaldırabiliriz. Sadece şurada olsa yeterli. Şurayı da yumuşattığımız zaman bize gayet iyi bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Aslında abi yapmışken şu köşeyi de yapalım. Bence şimdilik böyle kalsın. Evet, gayet iyi oldu. Şimdi şurayı abi buraya tekrar ev koyalım bence. Buradaki evleri kaldırmayalım. Şöyle Amerikan tarzı koyalım. Avrupa tarzından da aralarına koyalım şöyle. Sonra bir tane de şuraya koyduğumuz zaman geri evlerimiz gelmiş oldu. Gayet iyi. Şimdi başka servis şu anda koymayacağım. Arkadaşlar son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Bu bölümde gördüğünüz gibi ufak tefek işleri yaptık. Kavşağımızı yaptık. Aslında çok da ufak tefek değildi kavşak. Size şeyi sormak istiyorum arkadaşlar. Bu adı nedir? Aklıma gelirse tramvaylarla ilgili bir muhabbet sormak istiyorum. Şuraları bir düzeltelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım sizlere. Şimdilik buraları böyle bırakacağım arkadaşlar. Bu adalara
Bir ara döneriz diye düşünüyorum, böyle düzeltmek adına döneriz diye düşünüyorum. Şuralar iyi olmuş, bura iyi olmuş. Yani burada şurayı biraz düzeltebiliriz. Şu kısmı biraz düzeltelim. Sonra şu hizadan şuralara biraz daha düzgün çıkıntı vereceğim. Sonra şunu küçülteceğim abi, şurayı şöyle düzelttiğimiz zaman sanki yeterli olur gibi. Abi bura nasıl böyle alta girebiliyor ta? Herhalde bu kesimden yükselttiğimiz için olabilir. Şöyle düzeltsem aynen çok daha düzgün oldu. Tramvaydan kastım şuydu arkadaşlar. Şimdi tramvay hattını buraya çekmeyeceğim. Onu başta söyleyeyim. Buraya tren koyduk. İlerleyen zamanda otobüs de koyarız. Tramvayı arkadaşlar buraya koymak istiyorum. Size sorum şu. Şimdi arkadaşlar şuradan tramvay hattımızı koyduğumuzu farz edin. Şuradan mesela iki hattı ben şöyle üstüne koydum. Şuradan da böyle dönüş koydum. Şimdi arkadaşlar ben gerçekçi olması açısından şu dönüşü pek sevmiyorum. Gerçek hayatta böyle bir dönüş yok. Yani böyle bir keskin dönüş yok. Ama sizce koyalım mı? Size sormak istediğim soru buydu. Ben normalde tramvay hattı hiç çekmeyecektim. Veyahut da çekersem şöyle yapacaktım mesela. Şu yolları dümdüz çekmemin sebebi buydu aslında arkadaşlar. Mesela şu hat bildiğiniz gibi buraya kadar gidiyor. Yani size iki soru soruyorum aslında. İki seçenek soruyorum aslında arkadaşlar. Şimdi şu hat buradan gidecek. Bu yol böyle buraya kadar devam edecek ya. Sadece bu hat üstüne mi tramvay hattı çekelim? Yoksa şehri dolanan ama şehri dolanacak şöyle her yeri dolanacak arkadaşlar ama şuna okey misiniz? Şöyle keskin dönüşlere okey misiniz? Ben değilim açıkçası, gerçekçilikten çok uzak arkadaşlar. Tramvay dönürken yamuluyor yani. O yüzden buna pek hiç sıcak bakmıyorum. Size o yüzden bu iki seçeneği soruyorum arkadaşlar. Boydan boya tek yol üzerine mi yapalım? Yoksa abi önemli değil. Bence oyunda oyunu düşünerek kur. Gerçekçiliği çok umursama, böyle yap derseniz de öyle de yapabilirim. Size bırakıyorum arkadaşlar bu soruyu. Cevaplarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu bölümde de bence şuraya çok güzel bir kavşak yaptık. Böylece hemen hemen kavşakları bu kesimdeki, bu kısımdakileri bitirdik. Sadece bir tane daha yapacağım buraya kavşak. O da bayağı büyük olacak, bir tane yapacağım dedim ama şuradan arkadaşlar tam şu köşeden başlayacak. Şuradan şöyle bir keskin dönüş alacak. Şurada dörtlü kavşağımız olacak veya üçlü. Şuradan da yine buradan şu adadan kesimden geçecek arkadaşlar. Şuradan dönecek. Buradan da şöyle buraya bağlanacak. Hatta gerekirse şöyle de döner, dörtlü de yapabiliriz. Buraya da bağlanabilir. Bu taraftaki son kavşak da o olacak arkadaşlar. Onu da söylemekte, planlamakta fayda var. Bence çok güzel bir kavşak yaptık buraya. Dediğim gibi şuralara bir şeyler ekleyelim mi yoksa böyle bırakalım mı? Bu soruyu da cevaplarsanız sevinirim. Sonra da şu kısımlar sizce nasıl oldu? Böyle daha mı doğal oldu? Daha mı güzel oldu? Onu da cevaplarsanız sevinirim. Arkadaşlar video bitmedi. Son olarak da 2 dakikalık videonun sonlarında sinematik hazırlıyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.